كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 70 yaşından büyük ve 6 yaşından küçük kimselerle vakit geçirin. Ne demek arkadaşlar? İnce çok ince mesele aslında bu. 70 yaşındaki büyükten maksat şudur. Hani 70 yaşını geçmiş adam hani ahirete yaklaşmış. Hani şey olarak tabii kimin ne zaman öleceğini Allah Celle Celaluhu bilir. Lakin sen ne yapacaksın? Yine de ölüme aslında şöyle söyleyeyim. Yani yaşlı insana baksan insan daha çok ölümü hatırlar. Yani bizde gerçi klasik laflar var işte. Bir gözü toprağa bakıyor işte. Baba diyor buram buram toprak kokusu geliyor senden. İşte bir ayağı çukurda tabii. Tabii adam diyor seni görünce aklıma kabristan geliyor. Adamın moralini niye bozuyorsun mübarek? Hayır doktorun bile hastasına yalan söylemesinde cevaz veriliyor yani. Hani adam mesela misal diyorum. İşte yarım saat sonra ölecek misal. Baba senin daha 100 yıllık ömrün var. O kadar da değil işte. Ya buna cevaz var. Adama işte öleceksin bittin oğlum sen. 3 dakikaya kadar meftasın, işte vasiyetini hazırla, tabutunu hazırla. Kefen nerede lan? Böyle değil. Kardeşim Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin. Biraz iyisin. Hemen de amin diyorum maşallah. Ne mi var? Allah razı olsun. Biraz daha yaşarsın kardeşim. İşte atıyorum bir, herhalde bir iki yıl daha yaşarsın inşallah. Öyle temennimiz önde. Hani direkt de dümdüz de yalan söylenmez yani. Hani tamam, 3 yerde yalan caiz. Bunu daha önce konuştuk. Hani doktorun hastasına, askerin İşte savaşta yalan söylediği yalan, işte iki kişiyi barıştırmak için, eşler arasında barıştırmak için. Ama dedik ya dozunda ilerlemek lazım yani. Şimdi yalanın da öyle bir yalan söylüyorsun ki sonrasını toparlayamazsın. İşte seni öyle seviyormuş ki sana bir tane araba alacakmış. O da diyor iyi lan araba alacağız hemen barışalım diyor. Barışıyorlar, araba ne arabası? Anan araba alacaktın lan şerefsiz. Bir daha boşanıyorlar, tövbe estağfurullah. Olur mu? Olmaz. Askerde de mesela ne dedik? Hani kardeşim cephane şuradaysa, ordu şuradaysa adamı göndereceğim buraya. Lan takva numarasına gerek yok. Ben Müslüman askerim, hepsi orada gebert onları. Böyle mi yapacaksın? Yok. Neyse. 70 yaşından büyük ve 6 yaşından küçük kimselerle vakit geçirin. 6 yaşından küçük kimselerle vakit geçirin. Nereden geldin? Bak nereye gidiyorsun? Evet. Sen de bir zamanlar böyleydin. Ben de bir zamanlar böyleydim. Hepimiz 6 yaşını görmeden direkt var mı? 18'den başlayın. Yok. Var mı öyle bir şey? Varsa direkt arkeoloji müzesine verelim yani. Yok. Herkes kardeşim anasının karnından doğdu. Bir günlük, iki günlük, bir aylık, beş aylık. Ya bu hangi ara büyüdü? Beş yaşına geldi. Altı yaşına bir bakıyorsun ömür gelmiş geçmiş gidiyor. Niceleri gitti niceleri. Hey gidi hey. İşte bakacaksın ki nereden geldik nereye gidiyoruz? Allah Celle Celaluhu. Ne buyuruyor? Estaizu billahi bismillah ve ma halaktul cinne ve linse illa liyabudun. İbadet amel edeceksin. Bakacaksın aklına ayet gelecek. Genci yaşlı görünce ibret için bakacaksın. Bunu defalarca söylüyoruz. Müslüman gördüğü her şeyden ibret alacak. Sana çocuğu bak şey diye yani, oturup beraber çizgi film izle diye anlatmıyoruz yani. Öyle kardeşim bizim millet onu yapar yani. Gel akşam beraber Pepe izleyelim der. Hoca dedi, hoca dedi yani 6 yaşındaki çocuklarla takılın dedi. Oğlum sana 6 yaşındaki çocukla takıldık, akşam bir çizgi filmize demedik yani. Ya da 70 yaşındaki adamla nereye gidecek? Bizim millet çoğu da kahveye gidiyor zaten. Akşam diyor, baba diyor, hoca akşam sohbete söylüyor. Adam da 70 yaşında, kahveye gidiyoruz. Böyle mi? Hayır. Sen onlara bakacaksın, ibret alacaksın. Göreceksin. Gidey, nereden nereye? Doğduk, büyüyoruz, öleceğiz. Ölüm her an kapımızda. Ölüm her saniye kapımızda. Nice insanlar. Bak yaş geldi, kemale erdi. Kaç oldu? 35 oldu. Hadi 35 olsun. Sizi kırmayayım güzel hatun için. Tamam 18. Evet arkadaşa da katılıyorum. 18 diyelim. Yaş geldi 35'e. Benim şuradan aşağı inmemin garantisi var mı? Vallahi de, billahi de, tallahi de yok. Şurada ölebilirim. İşte daha bunun garantisi yokken biz geleceğe fazla yatırım yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerden bir tanesi birkaç ay vadeli borç almış. Birkaç ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen dedi ne yapıyorsun dedi. Bak birkaç bir iki ay olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey. Hani en fazla hadi 2-3 aylık vadeli bir şey almış. Borç mu almış? Bir yerden birine bir şey almış. 2-3 ay vadeye.
Şimdi bizi nasıl vadeler? Mezar teslim. Öyle kardeşim, TOKİ'den daire alıyorsun. 78 ay vade. La bu ne? 78 ay taksit mi olur? İşte bizim hani ahiret kafası yok ya bizde. Öyle kardeşim. Eğer bir insana ahiret kafası olursa, ya mübarek ben şimdi bu 78 ay aldım da ben yarın ölürsem ne yapacağım? Şimdi otomatikman soruyor insan kendi kendine. 78 ay vadeyle bilmem ne. 12 ay taksitli elektrik süpürgesi. 48 ay taksitle bulaşık makinesi. Ölürsem, ölürsek diyorsun bizim çocuklar öder diyor. Lan böyle bir şey var mı? İbret al, ibret. 5 yaşındaki çocuğa bak, ibret al. 70 yaşındaki adama bak, ibret al. O öyleydi, böyle oldu. Ben de öyleydim, ben de böyle olacağım. Ölüm geldiği zaman her şey bitecek. Defalarca anlattık, defaatle anlattık. Ama ölümle alakalı maalesef bizim kafalar sıkıntı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile bu dünyadan göçtüyse arkadaşlar, kimse kusura bakmasın bize kalkıp da burada iyi sen yabancısı sana bir 100 sene bizden şu el altına bir şu, al şu 200'ü bir 200 ay yaşarsın böyle bir şey yapabilirler mi? Böyle bir şey görülmemiş. Ha şöyle görülmüş. Bazı Allah dostlarına bu fırsat verilmiş. Tabii ki de Allah Celle Celle ilmi ezelinde onu biliyordu. Hani bazen ne diyoruz mesela? Hadis okuyoruz. Sadak ömrü uzatır. E peki şimdi ecel 70 yaşında yazılmış. Nasıl uzatıyor? Allah Celle Celle onun sadaka vereceğini bildiği için onun ilmi ezelinde ömrünü uzatıyor. Ama melekler sadece hani kaderin üstünde bir kader vardır sözü var biliyorsunuz değil mi işte. Meleklerin bildiği kaderdir. Kaderin üstünde kaderi Allah Celle Celaluhu bilir arkadaşlar. İbret al. İbretlik yaşa. Kalkıp da 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocukla bir olup da çocuk çocuk hareketlere gerek yok. 70 yaşındaki adamla yan yana gelip de gereksiz muhabbetlere gerek yok. Sadece yapman gereken şey dediğim gibi ibret alacaksın ve hayatının geri kalanını buna göre inşa edeceksin. Yoksa gideceğin yer nar-ı cahim olur. Allah Celle Celaluhu'nun gazabıyla gazaplanırsan Allah muhafaza yemin ediyorum var ya bu cehennem ne beladır aman ya Rabbi. Cehennemden diyor iğne ucu kadar bir delik açılsa, cehennemden iğne ucu kadar bir delik. Dünyanın doğusunda açılsa, dünyanın batısındaki herkes kavrulur. Bu nasıl iştir ya? Cehennem içeceklerinden bir içecek dünyaya damlatılsa, dünyada gerçeği zehir olur. Cehennemden bir kırba, cehennemliklerin yemek yediği kap, tabak, çanak, dünyanın batısına bırakılsa, onun hararetinden dünyanın doğusundaki her şey kavrulur. Ne işin var senin burada? He? Ne işin var? Ben sana soruyorum yani. Müslümansan senin cehennemde ne işin var? O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı üzere ahlaklanacaksın. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yapacağız arkadaşlar. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, sohbete gideceğiz, Kur'an okuyacağız, zikir yapacağız. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber diyeceğiz. Ahlakımız güzel olacak. İnşallah gül oynaya cennete gideceğiz. Niye gül oynaya? Çünkü mahşer günü amel defterine sayılanlar böyle yapacak. Ey anacığım, ey babacığım, ey falanca, ey filanca bak. Bak amel defterim sayılımda. Aynen böyle. Bunlar yaşanacak arkadaşlar. Nasıl ki adam üniversitede diploma alıyor bilmem ne yapıyor. Kafasındaki kebi fırlatıyor. Aynen öyle olacak. Bakın amel defterimi sağdan aldım. Peki diğerleri nereden alacak? Sol elinden alacak ve sırtının arkasından eli sokulacak. Adamın kendi eli. Sol eli adamın arkadan sırtından sokulacak. Karnından parçalayarak çıkacak. Kendi eliyle kendi vücudunu. Evet. Parçalayacak, karnından alacak amel defterini. Öyle adamlar olacak ki kabirden çıktıkları zaman iç organları, bağırsakları paramparça olmuş. Yerlerde sürüklenerek mahşer meydanına gelecekler. Boşuna mı konuşuyoruz? He? Allah için konuşuyoruz kardeş. Ne mutlu ibret alanlara. Ne yazık ibret almayanlara. Evet arkadaşlar.